Merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir bebek yelek örneği anlatacağım. Harika, çok beğendiğim bir örneklerden bir tanesi. Hemen böyle sizlerle paylaşmak istedim değerli izleyicilerim. Örneğimiz için böyle bebek yünü kullandık. 3 numarada şişim var. Bakın her yaşa uygun yani bebek yeleklerinde, çocuk yeleklerinde kullanabileceğiniz harika bir model. Şimdi bugün sizlere 3-4 tane örneğini anlatacağım. Bir örneği ve arası için 3 ilmeğe ihtiyacımız var. 3 ilmek, 3 ilmek diye yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ayarlarsınız. Modelimiz burada dururken hemen başlayalım. Alt ucuna sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra arka yüzden örneğimize başlıyoruz değerli izleyicilerim. Bakın yan ilmeğimizden sonra hemen bir tane düz örüyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, iki ilmeği ters. Bu arka yüzü. Örneğe arka yüzden başlıyoruz. Bir düz, iki ters. Ve yan ilmekle sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde bir tane aroş ördükten sonra bu iki ilmeğimin arasından bir ilmek çıkardım, doladım ve tekrar bakın iki ilmeğimi bir aldım. Şimdi arada bir tane aroşam var. Yine iki tane ilmeğimin arasından bir ilmek doluyorum, iki. Sonra iki ilmeğin içinden bir ilmek. Yani iki ilmeğimizin arasından 3 ilmek çıkartmış oluyoruz. Modelimiz bakın. Bir doladık, iki. Ve içinden bir ilmek bırakıyoruz. Sonra tekrar arada bir aroşa. Yine bak. Bir doladım, iki. İçinden de bir ilmek ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Burası ön yüzü. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde yine bir düz örüyoruz. İki tane ters örüyorum. Bakın. Bu bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine arada bir tane düz ördüm. İki ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz, iki ters, bir ilmeği örmeden. Bir düz, iki ters, bir ilmeği örmeden. Hep bu şekilde. Kaç tane ilmeğimiz olursa olsun bu şekilde. Şimdi ön yüze dördüncü sıramıza geldik. Dördüncü sırada yine yan ilmekten sonra bir tane aroş örüyorum. Sonra bu örmeden almış olduğum ilmeği yine örmeden alıyorum. İkisini bakın. Aroşa ördüm. Ve bu örmeden almış olduğum ilmeği onun üzerinden geçirip bıraktım. Arada bir tane aroşam var. Şimdi örmeden almış olduğum ilmeği tekrar örmeden alıyorum. İki ilmeğimi bir aldım. Sonra bu ilmeğimi onun üzerinden geçirip bıraktım. Bir aroşa örmeden al, iki ilmeği bir topla ve diğer ilmeği üzerinden bırak. Bir aroşa örmeden aldım, iki tane aroş ördüm. Yani iki ilmeğimi bir aldım ve üzerinden geçirip bıraktım. Bir aroşa ve sıramı tamamladım. Bakın bir örneğimiz şu an bitti değerli izleyiciler. Bir örneğimiz bitti. Şimdi ikinci örneğe geçmeden modelimizi bir yakından izleyelim. İkinci örneğe hemen yine arka yüzden başlayacağız. Bakın şimdi arka yüzden bir tane aroşa ördüm. Düz ilmeğimi ördüm tekrar. Bir aroşa
Bir tane doluyorum değerli izleyicilerim. Bir tane doluyorum çünkü burada eksiltmiştik. Bir düz, bir ters, bir dola. Tekrar bir düz, bir ters, bir dola. Bir düz, bir ters, bir dola, bir düz ve yan ilmekle sıramı tamamladım. Bir düz, bir ters, dola, bir düz, bir ters, dola. Şimdi ön yüze geldik bakın. Ön yüzde bir tane araş ördüm. Yine aynı. Bakın bu doladığımla bu ilmeğimin arasından bir ilmek tekrar doladım. İki. İkisini bir aldım. Üç ilmeğim oldu. Yine bir araşa bakın. Bu doladığımın arasından bir ilmek doladım. Tekrar iki. Ve iki ilmeği bir aldım. Üç ilmeğim oldu. Yine bir araşa, iki ilmeğin arasından bir doladım ve içinden üç ilmeğim oldu. Yine bir araşa, bakın bir ilmeği, iki ilmeğin arasından bir ilmek doladım ve içinden üç ilmeğim oldu. Bir tane araşa ve yan ilmekle sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geldik. Örneğimiz 4 sıradan oluşan bir model. Arka yüzde ne yapıyorduk? Bir düz, iki ters örüyoruz. Bu doladığımızı örmeden alıyoruz. Bir düz, iki ters ve bir örmeden al. Bir düz, iki ters, örmeden al. Bir düz, iki ters, örmeden al. Bir düz ve yan ilmekli sırayı tamamladım. Son sırasındayım örneğimin. Şimdi bir tane araş ördüm. Bakın hep arada. Sonra bu ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Sonra ikisini araş örer gibi bir aldım. Örmeden almış olduğumu üzerinden geçirip bırakıyorum. Arada bir tane araşam var. Bakın örmeden alıyorum. İki ilmeğimi bir ve üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir tane araşa örmeden alıyoruz. İki ilmeği bir ve üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir araşa örmeden alıyorum. İki ilmeği araşa ördüm ve üzerinden geçirip bıraktım. Bir tane araşa ve yan ilmekle sıramı tamamladım. Bakın değerli izleyicilerim. Burada ilmeklerimiz eksiliyor. Burada da ne yapıyoruz? Burada şimdi orasını da gösterip bitireyim. Bir düz örüyorum. Sonra bir ters örüyorum. Tersten sonra bir ilmek doluyorum. Ve bir düz, bir ters, tersten sonra bir ilmek doluyorum. Bir düz, bir ters. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bugünkü videomuz bu kadar bakın. Çok güzel bir bebek takımlarına, yelek hırkalarına uyan bir örnek. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Bakın kremden ayrı bir güzel durdu. Yeşilden zaten daha da gösterdi örneğimizi. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.